Nebati Amerika'ya gitti. Bilmiyorduk. Sonradan dönüşünde öğrendik Nebati'nin de Amerika'da olduğunu. Ya da İngiltere'ye gidip geliyor. Hatta hadi size bir tiyo da vereyim. İngiltere'de İngiliz tefecileriyle yoğun pazarlıklar yaptılar. Hatta yüzde %17'ye kadar çıktılar faizde Şaban Bey. 15 milyar e, dolarlık bir e, kredi için yüzde %17'lik faiz teklifleri bile oldu. Dolar üzerinden mi yüzde %17 evet, faiz? Evet, evet, evet ve e, alamadılar henüz. E, şimdi bunu bir küçük e, bir hani manşet olarak size vereyim Aa. bu konuyu bir kenara bırakalım. Bakın Amerika e, dese ki e, ben işte Nebati hoş geldin. E, çok epistemolojik bir ziyaret gerçekleştirdin ve e, nöroekonomik bir yaklaşımla bizden para istedin. Biz de bundan çok etkilendik. Sana 50 milyar dolar para veriyoruz. Türkiye'ye seçim öncesi 50 milyar dolar para girse seçimi büyük ölçüde etkilemez mi sizce? Etkiler, etkiler, etkiler. O zaman etkiler. Erdoğan rahatlıkla ben bakın dövizi tuttum. İşte görüyorsunuz bütün dünyada döviz kırılganlıkları yaşanıyor. İşte enflasyonun önüne geçtim. Biraz da para basar. Onun yaratacağı enflasyonist etkiyi de öteleyerek milletin cebine para da pompalar. Ondan sonra der ki ben size söylememiş miydi? Bakın her şey yoluna girdi. Dolayısıyla seçimi kaderini etkilemek böyle olur. Ben çok herkes bunu söylüyor ama iddia ile ve inanarak söylüyorum. Şu anda Rusya Erdoğan'ı iktidardan tutmak için elinden geleni yapıyor. Mesela şunu yapsa Rusya dese ki Kuzey Kıbrıs'ta bir temsilcilik açtım. Aslında bu Kuzey Kıbrıs'ı tanımanın ilk adımı Uçak indirmeye başlasa direkt biliyorsunuz oraya direkt uçuşlar yok. Uçak indirmeye başlasa. E, şu anda Gazprom Bank'la e, bizim e, şeyin e, Türk Hükümeti'nin Enerji Bakanlığı'nın e, BOTAŞ'ın anlaşmaları var. Belki bir süre e, Gazprom Bank'tan alınacak olan krediyle e, BOTAŞ'ın ithal edecek gazın parası ödenecek. Ve biz bu sayede e, belki de bir yıl para ödemeden gaz kullanacağız. Önemli bir avantaj. Mesela yine e, Rusya'daki bir takım kontaklarından e, kontaklarımdan edindiğim bilgiyi paylaşayım sizinle. E, geçtiğimiz dönemde Rusya'dan 9.6 milyar dolar kredi buldu hükümet %5.5 faizle. Şimdi e, bu paralar gelmeye devam etse e, biz e, borcunu ödemediğimiz gazı kullanmaya devam etsek bir takım dış politik temaslarda Türkiye'ye bazı küçük jestler yapılsa ve Erdoğan bunu ala ile vala ile anlatsa ekranlarda o zaman insanlar da diyecek. Ki, Aa bakın ekonomi toparlanmaya başladı. İşte Amerika'da durumlar felaket. Avrupa'da raflar boş. E, İngiltere'de insanlar soğukluktan, soğuktan, açlıktan ölüyor. Bakın bizim dünya liderimiz ülkeyi nasıl yönetiyor diye bir senaryo koysalar ortaya, e, şüphesiz bunun toplum üzerinde bir karşılığı olacaktır. Dolayısıyla dış politikada bu tür yansımaların olması söz konusu. Burada bir icazet ya da e, bir ülkenin seçimini etkilemek değil ama böyle desteklerle seçimin kaderine katkı sağlamak mümkün. O bakımdan bu ziyaretleri e, aslında medeni ilişkiler olarak görmek lazım. Bunları son derece açık ve şeffaf yapmak lazım. Mesela orada da Kılıçdaroğlu tecrübesinde bir ismin bu 8 saat neredeydin sorusuna muhatap olmaması lazımdı. Bu da bence oradaki planlamada ve organizasyonda bir anlamda amatörlüğün bir göstergesi. Bu birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin önüne geçilebilecek tarzda bir planlama yapılmalıydı. Bu çok profesyonelce olma, olmalıydı. Bu da bana göre hatalardan bir tanesi. Ee, tabii ki bu ilişkiler çok önemli. Az önce de söyledim Avrupa ile İngiltere ile e, Amerika ile keza e, Arap ülkeleriyle e, ve belki de e, doğudaki bazı önemli güç merkezleriyle oturup konuşmak ve kendinizi tanıtmak e, işe yarayacaktır. Ama bunu yaparken çok profesyonel, çok şeffaf ve çok açık yapmak lazım ve bunun bir katma değerin olması lazım hem Türkiye'ye hem de siyasi partiye. Turan Bey. %17 faizde e, İngiltere'de e, 15 milyar dolarlık faiz paz şey, e, kredi pazarlığı yapıyorlar Nebati dediniz. Hala alamadı. Nebati bunu reddedebilir çünkü Nebati'nin iki hamlesi de e, geri çevrildi. Bunu başka e, kanallar da yapıyor olabilir ama İngiltere'de bazı finans kuruluşlarından aldığım bilgiler bu yönde. E, fakat henüz e, bu sonuçlanmamış ve bu çabalardan netice alınamamış Şaban Bey. Hı hı. Ama he, bunu seçim öncesi bir finansman arayışı çerçevesinde yaptı. Tabii. Şu anda çok ciddi bir finans arayışı var. Yani Suudi Arabistan'dan beklenen para var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden kısmen bir para alındığı söyleniyor. Rusya'dan az önce bahsettim. Alınmış bir para var. Bu paranın alındığını yine benim görüştüğüm, temas ettiğim çevreler ifade ettiler. 6.9 milyar dolar dediniz değil evet. mi Rusya'dan? Evet. 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 Hı hı. Şimdi e, ya Cumhurbaşkanı adaylığını da soracağım size ama e, hani Kemal Bey'in durumu, İyi Parti'nin tutumu, işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu tartışmaları ama ondan önce Sedat Peker hani bu işte Suudi Arabistan falan deyince Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker e, susturuldu mu nihai olarak? Hani o da seçimden iki ay önce paylaşımlar yapacağım ve ortalığı sallayacağım diye açıklamalar yapmıştı. Sizce siz, e, yani nihai olarak kontrol altına alındı ve susturuldu mu? O açıklamaları yapamayacak mı? Nasıl e, görüyorsunuz. Ben e, Sedat Peker üzerinde çok ciddi, katı ve sert bir e, ambargo uygulandığını düşünüyorum. AKP'nin talebiyle ve konuşamayacak mı? E, o konuşmaması için mi? Bir saniye Şaban Bey, küçük bir e, elektrik teknik arıza söz konusu. Hemen üzerinden geçeyim ha, tamam. Abi. Tamam. Ee, Sedat Peker'in e, konuşma şansı çok az görünüyor ama e, benim okuyabildiğim, değerlendirebildiğim kadarıyla gözünü karartmış vaziyette e, risk alıp almayacağına tabii ki kendisi karar verecek. Önemli ha, bilgilerin evet. olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili açıklamaları da oldu. Seçim öncesi seçimin kaderini etkileyecek bilgilerin olduğunu da e, kısmen biliyoruz. Bunlar çünkü hep konuşuldu. Fakat bu son e, gelinen noktada Türkiye'nin belki Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok büyük baskı yaptığı ve bunun üzerine de Birleşik Arap Emirliklerinin e, Sedat Pekere çok ciddi bir ambargo ve kısıtlama uyguladığı e, da ortada. Yani bunun sadece bir e, dijital tecrit olmadığı, e, öte yandan e, insani ilişkilerde de büyük ölçüde bir tecrit e, şeklinde olduğu da düşünülüyor. Benim de yine zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nden görüştüğüm hekim arkadaşlarım var. Orada hukukçular var kendi network'ümden. Onlardan da anlamaya ve algılamaya çalışıyorum. Onların da söyledikleri şu. Tabii Böyle bir iletişimleri yok Sedat Peker'le ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni iyi tanıdıkları için emirlik bu konuda müsaade etmez. Çok sert tedbirler uygular, korumaya devam eder, iade etmez. Ama Sedat Peker konuşmaya kalkarsa ilişkilerini bozmamak adına Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bu tür bir adım atabilir diyor. Anladığım kadarıyla çok ağır bir tecrit altında Sedat Peker. Evet, bir bir nevi göz gözaltı, tecrit. Yani, yani tabii gözaltı Denir mi bilmiyorum ama sizin konuşma yani. özgürlüğünüz yoksa, görüşme yani. ve kendinizi ifade etme özgürlüğünüz yoksa tabii bunu bir ağır tecit olarak değerlendirmeniz mümkün. Evet. Turan Bey son olarak bu popüler tartışmamız. Şimdi popüler tartışma derken Seher hanım da yazdı. Seher hanım mı yazdı? yok kim yazdı? <laughs> Seher hanım yazdı. Seher bir soy diyor ki aday kim olacak sorusundan bıktık artık diyor ama Seher Hanım şimdi biraz da hani yumurta kapıya dayandı diye bir lafımız var Anadolu Atasözü Anadolu Sözü yani yumurta kapıya kadar dayandı seçime 8 ay kaldı dolayısıyla aday kim yani aday kim olacak yani millet hani kimi iktidar yapacağını da bilmek istiyor biliyorsunuz şimdi başbakan seçilmiyor yani iktidarı hükümeti cumhurbaşkanı kuruyor dolayısıyla bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma talebini biliyoruz. E, İyi Parti'nin kazanacak adayı araman bulmamız lazım, çıkarmamız lazım diyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını biliyoruz. Böyle bir tartışma var, önemli bir tartışma. Dolayısıyla Turan Bey'in bu konudaki fikrini merak ediyoruz. Çok teşekkür ederim Şaban Bey. Bir kere altılı masanın bütün liderleri sorumluluklarının farkında. Tarihi bir sorumluluk var hepsinin üzerinde ve burada verecekleri karar ve alacakları netice sadece Türkiye'nin kaderini değil altılı masanın siyasi kaderini de tayin edecek. Türkiye 20 yıldır çok çekti. Çok büyük e, acılar çekti. Çok ağır travmalar atlattı ve artık hiç kimsenin tahammülü kalmadı. Ve tek adam rejimini sonlandırmak, yıllardır bıktığımız, usandığımız bu sisteme son vermek için doğru bir adayla, güçlü bir adayla hepimizin arzu ettiği yepyeni ufuklara yelken açmak durumundayız ve herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor. Tabii e, burada eminim Altılı Masa'nın e, tamamında bir liderlik arzusu vardır. Gerçi Sayın Akşener e, ben kesinlikle aday değilim dedi. E, çok net bir tavır ortaya koydu. E, diğer e, liderlerin mutlaka kafasında öyle ya da böyle e, niyetler olabilir. Bunları da saygıyla karşılamak lazım, anlayışla karşılamak lazım. Kemal Bey daha açık imalarda da bulundu. E, tabii açıkçası... Ben İyi Parti üyesi olmadan önce de söyledim. Şimdi de aynı şeyi teyit ediyorum. Altılı Masa'dan çıkacak aday benim adayımdır. Sonuna kadar arkasında duracağız ve e, kazanması için var gücümüzle çalışacağız. Şimdi aday kim olmalı diye bana sorarsanız ben Altılı Masa kimi takdir ederse o olmalı diye bir siyasi görüş beyan edeceğim. Ama bireysel olarak soracak olursanız biraz e, aykırı cevap vermeyi de seven bir insanım. Beni siyasetle görüyorsunuz. Bireysel, bireysel olarak kadar samimi kanaatiniz. Şöyle baktığınızda ya şu kişi aday olursa. Yıkar geçer. Kimdir o kişi? Yat e, açıkçası ben Sayın Akşener'in aday olması gerektiğini düşünüyorum. Görüşüm şöyle. Tamam. E, Avrupa'yı dünyayı tanıyan birisi olarak söylüyorum. Tamam. E, bir tecrübeli bayan siyasetçi, kadın siyasetçi Türkiye'de e, çok şey değiştirebilir. Ama tabii kadın kimliğiyle değil. Bir kere tamam. deneyimli olması münasebetiyle. Ciddi bir devlet deneyimi var. Öte yandan uzun süredir kendisini tanıyorum. Çok demokrat bir kişiliği var. Partiye girdikten sonra da işte bazı toplantılarda bulundum. Oradaki yaklaşım biçimini de biliyorum. Gerçekten son derece katılımcı demokrat ve herkesin fikrine itibar eden ortak aklın temsilcisi bir karakter. Hem lider olarak ön plana çıkmış liderlik kimliği olarak güçlü bir karakter ama öte taraftan demokratik olması ve ortak aklın temsilcisi olması münasebetiyle gerçekten güvendiğim bir insan, çok eski bir arkadaşım, çok da güvendiğim bir siyasi lider. Bireysel olarak size bu akşam da bir başka manşet daha vereyim. Benim tercihim Sayın Akşener'den yanadır ama kendisi ben olmayacağım dedi zaten. Bunu da biliyoruz. Ama evet, evet. bizim kimi istediğimiz konusundaki görüşümüzü beyan etme hakkımızı da almadı elimizden. O görüşünü beyan etti. Biz de diyoruz ki bizim benim en azından kanaatim bu yönde. Evet. Seher Hanım'ın bir sorusu vardı. Bizim e, hazır Turan Çömez Bey buradayken neden iyi Parti diye sorabilir miyim dedi. Biraz bunun cevabını verdi ama soralım Turan Bey. Ben neden Bu sefer İYİ Parti... farklı bir şey yapıp Seher Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Neresi olabilirdi? Yani beni nerede evet. görmek isterdi Seher Hanım? Eğer yazabilirse lütfen yazsın ve onun üzerinden yürüyelim. Evet Seher Hanım lütfen yazın. Turan Çömez'i nerede görmek isterdiniz? Yani hangi siyasi partide? Size o sordu. Yani evet. tanıdığınız Turan Çömez'i hangi siyasi partide görmek isterdiniz? Ee, evet bekliyoruz. Bir, bir kere biliyorsunuz uzunca bir süre. <laughs> Çok Cevabı... evet. <laughs> çok teşekkür ederim. E, Kemal Bey benim e, çok yakın arkadaşım. Biz beş yıl parlamentoda beraber çalıştık ve e, iki milletvekili olarak çok da güzel çalışmalara imza attık. Mesela 1 Mart tezkeresinde gerçekten omuz omuza mücadele ettik. Ben AKP üyesiydim ama orada isyanın başını e, çekenlerden biriydim. Tezkereyi birlikte geçirmedik. Birçok yolsuzluk dosyasına e, birlikte müdahale ettik. O bakımdan birbirimizi de iyi tanıyoruz. Ama e, CHP'nin e, genetik kodları, e, yönetim biçimi ve e, düşünce sistematiği e, birçok kişinin şüphesiz e, çok takdir ettiği bir partidir. E, bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama benim siyaset yapabileceğim alan daha çok iyi partiydi. E, CHP ile çok uyumlu siyaset yapamayabilirdim açıkçası. O bakımdan evet. e, kendimi iyi partiye daha yakın gördüm. E, Sayın Akşener de zaten e, beni çok uzun yıllardır yakinen e, tanıdığı için birlikte olmayı teklif etti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Ama şunu söyleyeyim şunu söyleyeyim. E, biz altılı masa olarak çok e, iştenlikle e, ve samimi olarak birlikte mücadele ediyoruz. Küçük görüş ayrılıkları tabii ki olacaktır. Ama altılı masanın tamamının e, idealize ettiği Türkiye bir an önce bu ucube sistemden kurtulmuş e, tek adam rejiminden kurtulmuş e, demokratik e, rejime e, sisteme oturmuş bir Türkiye. Ben e, kişisel olarak e, demokrasiye, insan haklarına özgür hukukun üstünlüğüne laikliğe ve Türkiye'deki herkesin birinci ve eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olduğu felsefesine inanan birisiyim.